Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Sakarya'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda eğitim sektöründe hizmetlerini sunmakta olan Yıldız Hanım bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Adım Yıldız Altundemir, aşçıyım. Uzun yıllardır ev hanımıydım. Aslında bilgisayar programcılığı mezunuyum ama çalışma imkanım olmamıştı. Uzun yıllardır ev hanımlığı yapıyordum. 2016 yılında aşçılık okumaya karar verdim. 2018 yılında da mezun olduktan sonra usta öğreticilik yapmaya başladım halk eğitimlerde. Sonrasında daha profesyonel yapmak istedim bu işi. Ve kendi atölyemi kurmaya karar verdim. Aslında atölyenizde burada bir eğitim veriyorsunuz. Daha öncelerinde böyle bir eğitim veren biriyle karşılaşmamıştık efendim. Burada verdiğiniz eğitimleri, eğitim sürecinizi biraz anlatır mısınız? Elbette. Burada farklı atölyeler yapıyoruz. Her gün bir atölye yapıyoruz. Ekşi Maya atölyesi yapıyoruz. Ülke Mutfakları atölyesi ve Türk Mutfağı atölyesi şeklinde her gün bir atölye yapıyoruz. Ekşi Maya atölyesinde ekşi mayanın oluşturulmasından, basit ekmeklerle başlıyoruz. Değişik ülke ekmekleri yapıyoruz. Sonrasında endüstriyel mayayla yapılan bütün pastane ürünlerini yapabiliyoruz. Ülke mutfaklarında da her hafta bir ülke mutfağının yöresel, geleneksel ya da sokak lezzetlerini yapıyoruz. Genellikle gençler çok ilgi gösteriyorlar ülke mutfaklarına. Türk mutfağında da geleneksel Türk mutfağı, yöresel mutfaklar ve Osmanlı mutfağı şeklinde yemek kursları veriyoruz. Yani aslında tüm mutfaklara hakimiz. Peki kendinizi geliştirme süreci nasıl oldu efendim? Daha öncelerinde ev hanımlığı yapıyordunuz. Peki burayı açarken ve açmadan önce kendinizi nasıl geliştirdiniz? Ya şu şekilde, zaten çok yemek kültürü çok zengin bir ailede büyüdüm ben. Çok da ilgim vardı. Çocukların olmasıyla beraber de kendimi geliştirmeye devam ettim. Sonrasında farklı ülkelere gitme şansım oldu. Oralarda bu yemekleri tatma şansım oldu. Ve kendi mutfağımızın da ne kadar geniş olduğunu görme fırsatım oldu. Amerika'da yaşama sürecimiz oldu. Orada Türk yemeklerini tanıtma fırsatım oldu. Amerika'da yaptığım yemeklerin çok beğenilmesiyle benim de kendime güvenim arttı diyebilirim. Buraya geldikten sonra da hep hayalimdi böyle bir yemek işi yapmak. Bir şekilde bu sektöre girmek istiyordum. Halk eğitime girip de usta öğreticilik yapınca bu eğitim vermenin ve kursiyerlerin öğrendikleri şeyleri kendilerini geliştirerek öğrenmeleri, bu geri dönüşleri çok hoşuma gittiği için bu şekilde eğitim vermeye başladım. Aslında tecrübelerinizi burada kursiyerlerle paylaşmaya başladınız efendim. Peki kursiyerler buraya ne kadar aralıklarla geliyor ve eğitim süreçlerini ne kadar sürede tamamlayabiliyorlar? Haftada bir geliyorlar. Bir atölyeye gelen diğer atölyelere de gelebiliyor. İstemezlerse gelmiyorlar. Sadece bir atölyeye de gelebilirler, üç atölyeye de gelebilirler. Kur yapıyoruz atölyelerimizi, dörder kur şeklinde. Üç ay, toplam üç ya da 4 ay sürüyor bu kurları tamamlamamız. Bu şekilde. Ve devamında aslında bir sertifika da veriyorsunuz. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Evet, katılım teşekkür sertifikası veriyoruz sonrasında. Peki Yıldız Hanım, yaş gruplarını nasıl belirliyorsunuz? Yaş gruplarını genç kızları ayrı alıyoruz. Bu ara lisede okuyan öğrenciler, kursiyerlerimiz de var. Onları ayrı bir grup yapıyorum. 20 yaşından sonrakileri ayrı bir grup yapıyorum. Ev hanımlarını ayrı bir grup yapıyorum. Bu şekilde.
Efendim, burada ekşi maya yapıyorsunuz. Bunun yapım aşaması nasıl gerçekleşiyor ve teknikleri nelerdir? Ekşi mayamızı tamamen un ve suyla oluşturuyoruz. Bunun için tabii ki bir sabır gerekiyor. Çok uzun bir süreç ekşi maya oluşturmak. Bunun için sabır ve gerçekten çok sevmek gerekiyor ekşi mayayı yapmayı. Kursiyerlerim bunu gerçekten çok isteyerek ve severek geliyorlar. Ama çok sabretmeleri gerekiyor. Ekşi mayamızı oluşturmamızın bir süreci oluyor. Ben onlara ilk derslerde nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyorum. Sonrasında onlar evlerinde devam ediyorlar ekşi mayalarını beslemeye, büyütmeye. En çok ilgi gören atölyelerimizden birisi ekşi maya. Şu an sizin mutfağınızdayız ve burada hijyen çok önemli. Ve özellikle pandemi döneminde de siz ne gibi önlemler aldınız ve şu anda nelere dikkat ediyorsunuz öğrenebilir miyiz? Biz pandemi döneminde genellikle maskeyle çalışmayı tercih ettik. Mesafeli durmayı tercih ettik. Çok kalabalık gruplar almadık. En fazla 3-4 kişilik gruplar oluşturarak devam ettik atölyelerimize. Çünkü gelmek isteyen kursiyerler de buna çok dikkat ettiler. Kalabalık olması istemediler. Bu şekilde. Ki bunun yanında kullandığınız malzemeler de sonuçta mutfakta sürekli bir hareketlilik halindesiniz. Kullandığınız malzemelerin hijyeni ve aynı zamanda ekibinizin dikkat ettiği şeyler neler? Elbette ki günlük temizliklerimizi yapıyoruz, dezenfektanlarımızı yapıyoruz. Peki efendim, buraya eğitim almak için gelen kursiyerlerin ne gibi avantajları oluyor? Buraya gelen kursiyerler öncelikle yaptığımız bütün yemeklerin kesme, doğrama, pişirme teknikleriyle öğreniyorlar. Bunun yanı sıra onlara katıldıkları için birer önlük, ajanda ve kalem veriyoruz. Kendilerini yeterli bir seviyeye getirerek kursumuzu bitiriyorlar. Peki efendim, buranın farkı nedir? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Buranın farkı, biz kar amacı gütmeden tamamen hobi amaçlı açtık bu atölyeyi. Gelen kursiyerlerimiz burada dediğim gibi bütün teknikleriyle yemekleri yapmayı öğrenip sonrasında hep beraber bu yaptıkları yemeklerin tadına bakarak, güzel vakit geçirerek evlerine dönmelerini istiyoruz. Bu diyelim. Bu yüzden de sizleri aslında tercih edebilirler efendim. Evet, kesinlikle. Peki Yıldız Hanım, izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Bütün sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Yaptığımız projeleri, yemekleri oradan izleyip görebilirler. Videolarımız, fotoğraflarımız mevcuttur. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Teşekkür ederim. Biz de çok memnun olduk sizi ağırlamaktan. Eğitimlerimize tüm hızımıza devam edeceğiz. Herkesi bekleriz. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Sakarya'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.